Bugün dünyanın gözün üzerinde olduğu bir kıtayı konuşacağız. Hemen tahmin ettiniz sanırım. Afrika'yı konuşacağız. Afrika neden bu kadar gündeme geldi? Neden bugünlerin, son yılların bu kadar önemli kıtası derseniz? Çünkü Afrika'da keşfedilmemiş çok önemli kaynaklar var. Ve dünyanın artık kaynaklarını tükettiği, bir taraftan da nüfusun arttığı bir dönemde herkesin gözü Afrika'da, bu kaynaklara nasıl ulaşabiliriz derdinde. Şimdi bu kaynaklara ulaşabilmek için de tabii inşaat projelerine ihtiyacımız var. Nedir bu inşaat projeleri? Yollar, demir yolları, limanlar, konteyner terminalleri ve yine o bölgenin kuraklıkla uğraşan bu bölgenin su getirme projeleri beraberinde. Bir de bu bölgeye uzun zamandır el dokunulmamış, gözden gönülden ırak olan bir bölgede yavaş yavaş tabii yapılaşmanın da ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi tüm bunlar üzerine bugün bir Afrika programı yapalım. Afrika'dan, Afrika'da şu anda çalışmakta olan değerli bir dostumu Şenol Dündar'ı konuk edeyim istedim. Hoş geldin Şenol, sen de bugün bunları konuşacağız. Hoş bulduk Cem abi, çok teşekkür ederim. Evet, biraz seni tanısın seyredenlerimiz de. Ben seni tanıyorum ama biraz istersen sen kendini bizlere bir anlat. Tabii abi. Ben ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. 2000 yılında ben sizi tanıdım. Ha, sağ ol. Alarko'da çalışıyordunuz o zaman. Ben son sınıf stajını yapıyordum. Orada bahsetmiştiniz bir inşaat sitesinden. O zamandan bu yana da takip etmeye devam ediyoruz. Sektörde çok önemli bir pozisyondasınız. Bütün arkadaşlarla, konuştuğum arkadaşlarla da bu feedback'i alıyorum. Çok önemli bir yerdesiniz. Devam etmenizi sağlık, saat versin Allah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Şenolcuğum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne mutlu stajdan bugün burada bu kadar başarılı, güzel yerlerde, güzel görevlerde olman ve bunları da bizlerle paylaşacak olman. Tabii ki. Çok çok önemli benim için de. Evet. Ben şu anda Fas'tayım. Fas Nador West Med Liman Projesi'ndeyiz. 840 milyon dolarlık bir proje. İki senedir ben buradayım. Bir süre daha devam edecek. Sadece bu altyapısı, yani binaları, vinçleri daha sonraki ihalenin konusu. Yani overall'da bir konteyner limanından bahsediyoruz. Overall'u 1,5 milyar doları geçen bir projeden bahsediyoruz. Dediğim gibi Fas'tan biraz, diğer ülkelerden, biraz Sahra Altı Afrika'sından, buranın SWOT analizlerinden, belki dediğiniz gibi su getirme projeleri, işte Nil'den su getirme projesi, bunlardan da biraz üzerinden geçeriz elbette. Ben inşaat mühendisiyim. Doktoram da kıyı yapıları. Dolayısıyla kendi işimi yapıyorum. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bu konuda doktora ünvanını aldıktan sonra, ilgili çalışmalardan sonra, o zamandan bu yana genel itibariyle hep deniz inşaatlarında çalıştım. Limanlar, rıhtımlar, mendirekler. Bu da benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Şenol, senle o zaman bir de deniz inşaatları, liman yapıları üzerine özel bir program yapalım. Afrika'nın dışında şimdi bu güzel oldu. Bu kadar bu konu üzerinde çalışmış da çok insan yok. Çok spesifik bir konu. Bir de böyle bir program yapalım ayrıca o zaman. Tabii abi, nasıl isterseniz elbette. Yani arkadaşlara, Türkiye'deki veya dünyanın değişik yerlerindeki Türk arkadaşlara, mühendislere nasıl bizim katkımız olabilir? Bunun cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Bu koronavirüs nedeniyle de bulduğumuz zamanları bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Siz de bu platformda buna ortak olduğunuz için, bizi de yayına aldığınız için ben teşekkür ederim. Yani. Sağ ol. Faydamız olur umarım. Faydamız olur arkadaşlar. Sağ ol. Mutlaka. Çünkü dünya küçülüyor ve hepimizden haberi olması lazım ki ona göre seçeneklerimizi daha doğru belirleyelim, daha doğru seçimler yapalım. İşte bu kanalında ben en çok buna hizmet etmesini, ben de sevgili Mert'le buna hizmet etmesini istiyoruz. Onun için çok izlenmesi, çok farklı noktalara ulaşması, korona gibi bulaşması her yere istiyorum mühendisin de bir şekilde. O zaman FAS'ın bir SWOT analiziyle başlayalım. Sonra FAS'tan yola çıkıp yolculuğumuzu Orta, Sahra, Afrika aşağılara doğru İnşaat Tabii. projelerini geze geze yapalım. Evet, Fas'la başlayalım. Tabii abi, yani ben Fas'ın dediğimiz gibi bir SWOT analizini bir yapalım. Yani güçlü yanları neler,
ne gibi fırsatlar var, ne gibi tehditler var, ne gibi eksikleri var, nelere fırsat oluşturabilir Türk şirketleri, Türk çalışanları açısından. Kısaca bundan biraz bahsedeyim. Güvenlik tabii çok önemli. Güvenli olmayan bir yere ne çalışanlar ne de şirketler gitmek istemez. FAS bu konuda çok iyi güvenlik anlamında. Politik ve ekonomik istikrarı var. Yani bir Arap Baharı buraya hiç uğramadı. Yani Afrika'nın çoğu yerini darmaduman eden Arap Baharı burada hiçbir etki yaratmadı. Halk da bu konuda politik düzenle beraber uyum içerisinde. Dolayısıyla bir sıkıntı yok yatırımcılar için veya buraya gelip çalışmak isteyenler için, bizim gibi mühendisler için. Güvenlik açısından bir sıkıntı yok. Zaten sokakta, gündelik yaşamda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani bir kapkaç, kavga bile etmiyorlar. Cem abi öyle söyleyeyim. Yani trafikte birisine bağırsanız niye bağırıyor acaba bu diyor. Yani böyle bir kavga kültürleri yok. Dolayısıyla bu güzel bir yön. Dünyanın %75'i fosfatta, FAS'ta rezerve. %75 rezerve FAS'ta. Dolayısıyla bunu da yurt dışına, batıya ihraç etmek için değişik limanlara da ihtiyacı var. Aynı zamanda birçok liman projesi var FAS'ta şu anda devam eden ve biten. Bütün dünyaya, doğuyla batı arasında bir sentez kurmaya amaçlıyorlar. Bir lojistik merkez kurmaya amaçlıyorlar. Bir ara transfer. Bunu da başarıyorlar şu anda. Bizim yaptığımız da bir konteyner terminal projesi. Dolayısıyla bu konuda da güçlü yanları var. Çok yatırım yapıyorlar. Ve yeraltı rezervleri, fosfat konusunda en azından zengin ve güvenli bir ülke. Bir ucu da okyanusa bakıyor tabii. Onun da bir avantajı var. Jeopolitik olarak yani her yere denizden ulaşmayı hedefleyen bir ülke. Deniz ki o deniz değil artık bir tarafı okyanus bir tarafı da Akdeniz ve Avrupa'ya da en yakın noktalardan biri. Bir de böyle bir avantajı var. Kesinlikle çok güzel bir yere parmak bastınız. Bizim diğer projemiz bitti. Safi'deydi Atlantik Okyanusu'nda ve kömür projesiydi, kömür terminali. Orada da bir proje yaptı STFA. Şu anda da konteyner terminalindeyiz. Yani bir tarafı okyanusa bir tarafı Akdeniz'e kuzeyi. Çok uzun bir sahil şeridi var. Bunun projeler açısından da işte çok avantajı var dolayısıyla liman projeleri çok devam eden işte Tanjer Med projesi vardı bitti. Dahla Port açılıyor. İşte ihaleye çıkıyor. Bizim yaptığımız proje işte bir 3-4 sene sonra konteyner terminal olarak hizmet vermeye başlayabilir. Dolayısıyla bu yatırımlar fazla. Burada çalışmak isteyen şirketler, iş yapmak isteyen şirketler için çok fırsatlar var. Çok önemli, doğru. Uzun yıllar önce hatırladığım bir dönem bizle beraber çalışmıyor. Tekfen'in orada bayağı bir projesi vardı. Hatta onlara biz insan kaynakları hizmeti de vermiştik. Tekfen'i hatırlıyorum. Ama bayağı geçtiği zaman bilmiyorum Tekfen'in projesi devam ediyor mu orada? Tekfen'in Muhammediye'de bir projesi vardı. Bitti. Ama yeni bir iş aldılar mı? O konuda bir bilgim yok. O bildiğim kadarıyla yeni bir işleri yok ama büyük bir iş yaptılar orada. Yani oradan gelen arkadaşlarımız da var buraya. Oradan aldığımız proje bittikten sonra bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız da var burada. Çünkü o kültürü, hani bu ülke kültürünü bilen birisiyle çalışmak çok önemli yeni projelerde. Aslında benim hatırladığım, şimdiki o geçmişe dönünce Tekfen'de çalıştığım döneme, Fransızların egemenliği ve çok iyi bir Fransızca bilgisi isteniyordu. Hala geçerli o değil mi? Yani Fransızca'nın önde olduğu ülkelerden biri Fas'ta cezaevinde. Değil mi? Aynen. Fransızlarla da iyi araları tahmin ediyorum. Cezayir'deki kadar sert bir geçmiş tarihleri yok Fas'ın. Bizim bildiğimiz ya da bilmiyorum sen oradasın daha iyi görüyorsun. Sonuçta sömürge ülkelerinin içi bir taraftan hep yaradır diye düşünüyorum. Bağımsız. Yani aynen Fransızlarla araları iyi. Buradaki yetişmiş iş gücünün çoğu Fransa'ya gidiyor zaten. Kendilerini orada işte yüksek lisans yapıyorlar. Bir kısmı çalışmaya gidiyor fırsat buldukça. Dolayısıyla biraz sonra bahsedeceğim ama zayıf yanlarından bir tanesi de o. Yani güçlü yanlarından bir tanesi yetişmiş iş gücü var. İyi okul, iyi üniversiteleri var. Teknik okulları var. Buradan mezun olan öğrenciler, işte mühendis olarak bizde de çalışan arkadaşlar var. Çok iyiler. İyi mühendisleri var ama bunlar bir fırsat bulduklarında Fransa'ya gidiyorlar. İşte yüksek lisans yapıp orada kalıp başka şirketlerde çalışmaya. Bu da hem güçlü hem de zayıf yönlerinden bir tanesi aslında. Frankofon bir ülke. Fransızca konuşuluyor. Ülke genelinde.
Yani Arapça ve yerel dilleri, Darıca, Rifi gibi değişik dilleri de var. Ama Fransızca bilerek çoğu kimseyle anlaşabilirsiniz gündelik hayatta. Yani İngilizce bilerek neredeyse kimseyle anlaşamazsınız. Yani dünyanın en iyi İngilizce bilgisine de sahip olsanız. Çok ilginç. Burada işte gündelik hayatta yani bir bakkaldan peynir almak istesiniz alamazsınız yani o derece. Ama tabii ki hani Batı bölgelerinde bir miktar daha İngilizce çok kısıtlı da olsa konuşulabiliyor. Ama ülke genelinde yani İngilizce bilerek hiçbir şey yapmanıza imkan yok neredeyse. Çünkü sözleşme dilleri de mesela işten bahsedersek Fransızca. Yani işverenle yapılan sözleşme dilleri. Dolayısıyla işveren toplantılarında, kendi aralarında, işte her yerde Fransızca konuşuluyor. Yani İngilizcenin burada bir hükmü yok. Arkadaşlar hani İngilizce çok önemli tabii ama hani dünyanın çoğu yerinde konuşabiliyorsunuz. Burada peynir bile alamayabiliyorsunuz geldiği zaman. Çok enteresan. Çok enteresan. Evet. Şey nasıl? Bankacılık, lojistik bunlar ki bence COVID-19 sonrasının en önde sektörleri yani bankacılık ve lojistiği ne kadar iyi bence yeni düzene ayak uydurabilirsek, bunu becerebilirsek biz yeni dönemi de daha iyi geçireceğiz diye düşünüyorum. Peki FAS'ta nasıl bankacılık, lojistik? Yani gelişmemiş sektörler, bankacılık primitif. Yani bir para göndermek istediğiniz zaman mesela Türkiye'ye bir ay sürüyor. Ülke içinde herhangi bir para transferi yapmak istediğiniz zaman sıkıntılı. 3-4 gün sonra hesabınızdan düşüyor. Bir gönderse bile. Lojistik sektörü dediğim gibi çok büyük liman projeleri var. Genel anlamda, makro anlamda lojistiğe çok önem veriyorlar. Ama mikro anlamda hani bizim Türkiye'deki gibi bir kargo lojistik sektörü yok. Dolayısıyla çok aç bir sektör bu konuda. Yani bankacılıkta, lojistikte çok aç bir sektör. Çok gelişmeye de müsait. Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii online bir alışveriş yok denecek kadar az. Yani Türkiye'de çok gelişmiş. Şu anda işte bebek bezinden çorabınıza kadar hepimiz online alıyoruz çoğu şeyimizi neredeyse. Burada öyle bir sistem yok. Yani bir iki tane site var ama çok primitif. Dolayısıyla öyle bir alışveriş, online alışveriş olmadığı için kargoculuk da gelişmemiş. Yani bir kargo istiyorsunuz işte bir hafta sonra geliyor. Onu almak için 3 saat sırada beklemeniz gerekiyor. Yani kargo şirketinin önünde. Çünkü kargo şubesi yok. Bir tane var bizim Nador'da, burada. Geçen arkadaş bir kargosu gelmişti. Onu almaya gitti. Alamadı. Ya yarın ben bir daha gelirim dedi. Ertesi gün gitti. İşte 3 saat bekliyorsunuz sırada. Yani Türkiye'de bu konu çok gelişmiş. Burası aç o konuda. Burada da gelişecek. Yani burada Türkiye'nin geçtiği adımları geçirecek mutlaka ve gelişecek o konularda. Buraların aç olduğu yerler bizim Türk girişimciler için de bir fırsat aslında. Hani bizim konumuzu inşa etmek dışına çıkmıyoruz ama şimdi sen bana yazdın sağ ol. O kadar da hızlı hazırladık. Son derece güzel bir ön çalışmayla geldin. Sen şimdi FAS deyince ben şöyle bir harita üzerinde FAS'ı tabii bir daha baktığımda aklıma hemen bu tip ülkelerde olan bir ortak sıkıntı. Yani ülkenin coğrafi konumundan gelen ortak sıkıntı. İşte bizim nasıl jeopolitiklerimiz farklı sıkıntılara neden oluyorsa uyuşturucu dedim. Yani uyuşturucunun hem Avrupa'ya gidişi açısından hem Afrika'nın içine gidişi açısından belki Afrika'nın içinden geliş açısından son derece uygun bir dağıtım yeri olabilecek bir nokta. Bilmiyorum doğru mu düşündüm? Nasıl uyuşturucuyla olan, uyuşturucu ticaretiyle olan şey sıfasın? Üretim yapılıyor. Yani uyuşturucu eser üretimi var çoğu yerde. Ot üretimi yapıyorlar daha doğrusu. Nador'un özelinde işte Akçur bölgesi, daha batı tarafında. Yani değişik yerlerde bu ot üretimi yapıyorlar. FAS içerisinde. Ticaret açısından ticaret. Bunu da... Yani kaçak da, ticareti diyelim. Şey ticareti değil tabii o. Ya şöyle tabii. Yani içmek için çok rahat bulabiliyorsunuz her yerde. İçmek istiyorsanız, içmek isterseniz. Ama ticaret anlamında Avrupa'ya en yakın bölgelerden bir tanesi burası. Oradan kaçak olarak sokuyorlardır diye düşünüyorum. Evet, konunun üzerinden konuda... baktığın zaman özellikle Amerika'dan falan gelen uyuşturucuyu oradan çok daha hızla bir de tabii yani direkt birinci elden daha güvenliksiz alabilir. Hani Avrupa'ya bir ülkeye getirmektense Afrika üzerinden belki ikinci vermeli daha şey olabilir diye düşünüyorum. Yani tabii ben öyle bir şey görmedim ama burada dediğim gibi ot üretimini biliyorum. Ot her yerde bulabiliyorsunuz içmeye. Bu buradan Avrupa'ya götürüyorlar. Ya aynı yani mülteci trafiği ne kadar fazlaysa bir buradan Avrupa'ya. Mülteci konusu var tabii bir de mülteci konusu. Evet. Var. FAS'ın sıkıntılı olduğu konulardan biri değil mi?
Evet, yani mülteci konusu çok sıkıntılı. Bizim bulunduğumuz limanın her yeri güvenlik görevlisiyle dolu. Sahilde işte her 200 metrede 2-3 tane asker bekliyor. Asker üssü var Brezilya'da 250 metre ilerimizde. Bunun nedeni de burası güvenli bir ülke. Yani böyle bir güvenlik ağı donatmamıza gerek yok. Herhangi bir şey çalıp götürüp getirip yani kapkaç yok, gasp yok vesaire. Ama sırf bu mültecileri önleyebilmek, şantiye girişini engellemek. Çünkü şantiye girdikten sonra başka sıkıntılara yol açabilir hukuki. Bunları engellemek için bir sürü güvenlik görevimiz çalışıyor. Aynı zamanda askerler sahilde. Yani geçen gün bir ceset bulundu mesela Cuma günü. Benim ofisin 20 metre ilerisi. Yani benim ofisin hemen önünde. Yani orada bir kalabalık görünce biz de gittik. Yani yarısı var, yarısı yok. Şimdi bu gibi şeyler de yaşanabiliyor. Hem mülteci trafiği anlamında yani botlarla geçerken işte bot battığı zaman köpek balıklarının yem olma vesaire gibi şeyler yaşanabiliyor bölgede. Yani bu uyuşturucu trafiği ve mülteci trafiği biraz fazla. Son yıllarda, yani son yıllarda değil, bayağı bir 10 yıldır, belki 20 yıldır gördüğümüz bir şey var. Hani benim videoyu açarken söyledim ya, kaynakları limanlara taşımak, ki sen liman projesinde olduğunu ve liman projelerini anlattın. Bir taraftan da Afrika'nın içine, damarlarına doğru ilerleyen yol projeleri var, o kaynakları limanlara taşımak için. Ben uzun yıllardır orada, işte yine Tekfen olsun, Özgün İnşaat olsun, Doğuş İnşaat olsun, hep bunların otoyol projelerini, demiryolu projelerini, ki işte şimdi son zamanlarda Yapı Merkezi'nin Tanzanya'da fevkalade büyük kapsamda bir işi var. Bunları düşününce Afrika bir yerde yol projeleri açısından da aç ve yol projeleri açısından da bakir bir bölge diye düşünüyorum. İstersen yavaş yavaş içeriye doğru yol projeleriyle birlikte Afrika'nın içine doğru ilerleyelim. Dediğiniz doğru. Yani bir sürü liman yapılıyor dediğim gibi Afrika'nın değişik bölgelerinde. Bu limanlara veya bu limanlardan daha içeriye malzeme, konteyner sevkiyatını yapabilmek için yol ve demir yolu şart. Dolayısıyla bu projeler de çok fazla yapılıyor ve yapılacak. Bizim limanın demir yolu ve otoyol bağlantısı henüz başlamadı. Planlanan aşamada, şu planlama aşamasında. Çünkü çok büyük bir konteyner terminalinden bahsediyoruz. Dediğim gibi overall'da 1,5 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. 1 milyon TEU kapasitesinden bahsediyoruz. Buradan şehre, diğer ülkelere, diğer limanlara iletişimi sağlamak, lojistiği sağlamak çok önemli. Yapı merkezinde dediğim gibi Etiyopya ve Tanzanya'da büyük projeleri var şu anda devam eden. O bölgelerde de yaşam tabii Fas'tan çok farklı. Şimdi Fas'ın iklimi de çok güzel. Her şeyi sahile yakınsınız. Bir sürü plajı var. İşte ekonomisi, politik istikrarı var. İşte Tanzanya daha güneye gittikçe bu biraz değişebiliyor. Yani örnek vermek istiyorum. Bizim burada sağlık sistemi çok iyi değil ama herhangi bir hastalıktan bahsetmek de mümkün değil. Bir salgın hastalık COVID dışında. Ama Tanzanya'da en büyük ölüm oranı HIV. İkincisi de sıtma. Şimdi dünyada biliyorsunuz en çok ölüm oranı damar sertliği ve kalp krizleri. İkinci de kanser tipleridir. Tanzanya'da bu böyle değil. AIDS'ten genel olarak ölme oranı İlginç. bir Hala numara. AIDS'i çözemediler yani. Ha, biz de Batı'da AIDS'le pek çok sık karşılaşmıyoruz. İlk çıktı 80'lerdeki gibi. Hani AIDS'in ben çözüldüğü şeyindeydim. Çok enteresan. Çok çok enteresan. Yani aynen çok AIDS'in bir enteresan sinek bağı bir da numarada vardı. HIV var. İki numarada da sıtma. Sıtma. Efendim? Bir Yani AIDS'in bir sinek bağı da vardı, değil mi? Ben çıktığımda öyle hatırlıyorum. Sinek de kanı alıyor, götürüyor, AIDS'li kanı yayıyor falan diye. Sıtmada da sinek var, AIDS'de de sinek var. O zaman o bölgede bir sinekle ilgili de bir sıkıntı var diye anlıyorum. Değil mi? evet, aynen. Çünkü HIV virüsü tabii tıpçı değiliz ama hani bir organizma dışında çok fazla yaşayamıyor. 20-30 saniye yaşıyor. Ama bir sivrisinek bunu aldığı zaman daha uzun süreler yaşayıp başka birisini ısırdığı zaman bu kanla irtibata geçip HIV'yi yayabiliyor. Sıtma da aynı şekilde. Yani bir sivrisinek ısırığından ölebiliyorsunuz. Tabii bunun ilgili aşılarını, ilgili şeylerini yaptırarak gidiyor oraya, o bölgeye bütün çalışanlar. Ama genel olarak halktan bahsediyorum. Ölüm oranı hala 1 ve 2 HIV ve sıtma. Yani biraz hani bölgeleri de tanımak, gittiğiniz ülkeyi, oradaki yaşantıyı, işte orada bir kabile koruyor mesela projedeki
ekipmanları ve insanları belli bir kabile orada güçlü durumda o bölgede, diğer ülkelerde de, o çevre ülkelerde de. Dolayısıyla hani, gidilen ülkede nasıl güvenlik sağlanacak, nasıl yaşayacağız, nelerden kendimizi korumalıyız, halkın içine ne kadar karışalım, bunlar çok önemli gidilen ülkede. Anladım. Peki Ruanda, Sudan nasıl? Keza Etiyopya, bunlar birbirine yakın ülkeler. Yani Ruanda beni çok şaşırttı, şaşırtıyor. Yani ben önceden işte Tutsi ve Hutu kabilelerinin birbirini doğraması, işte bazı ülkelerin bunları desteklemesiyle tabii ki. 1 milyon kişiden bahsediliyor. 1 milyondan fazla kişinin öldüğünden bahsediliyor. Böyle tanıdığımız bir ülke şu anda işte sağlık sistemindeki gelişmeler, mesela kendi telefon, bu akıllı telefonlarını yapıyorlar. Çok ilginçtir. Mara X ve Mara Z diye iki tane telefon üretmişler şu anda Ruanda'da. Bunları yapıyor Afrika'da ilk. Dolayısıyla değişik bir coğrafya. Yani 15 sene önce katliam, 20 sene önce katliamlarıyla konuştuğumuz bir ülkeyi şu anda işte teknolojik, mesela oranın başkent Kigali'de Ar-Ge için devasa bir teknoloji merkezi yapmışlar. Yapılmış. Dolayısıyla yani teknolojiye ve sağlığa değişik bir önem veriyorlar şu anda. Yani bu 20 sene önce böyle insanların bir de ön yargıları var değişik tabii, ülkelere. Tabii. Bunları belki kırmak için ya da düşünmelerini sağlamak için bahsetmemde fayda var. ...20 sene önce nasıl bir üs olarak kullanabiliyor ve değişik yatırımlar alabiliyor. Yani Gabon'u dediğim gibi öyle. Gabon'da bir konteyner terminali projesi için görüşmüştüm bir şirkette. Çok da büyük şirkette, bir sürü ülkede iş yapan. Yani bana onların da anlattı. Burası güvenli bir ülke. Bir güvenlik sıkıntısı yok. İşte geldiğiniz zaman kalacak yer sıkıntısı işte. Çünkü mesela ben Karachi'de bir liman projesi için daha önce görüşmüştüm. Ön hazırlıklarını yapmıştık 13 ay boyunca. Orada bombalama, kapkaç vesaire, işte hijyen koşullarından dolayı hastalanma çok zaten olası. Bir sürü şey vardı o ülkede, Karachi bölgesinde. Şimdi Afrika'nın çoğu bölgesinde biraz yani değişik bölgelerde değişik parametreler var. Hastalık, ölüm oranları, güvenlik, kapkaç vesaire gibi, bunlara dikkat etmek gerekiyor yatırım yaparken veya işte o bölgeye çalışmaya giderken. Şunu anlıyorum Şenolcuğum, diyorsun ki Afrika'nın her ülkesinin kendine özel farklı özellikleri var. Yani bir Afrika diye bakmak lazım. Fas ayrıdır, Gabon ayrıdır, Sudan ayrıdır. Ruanda ile Etiyopya yakın olmasına rağmen birbirlerinden farklıdır. Tanzanya ayrıdır. Tanzanya'da mesela bir diktatörün olduğunu ve bayağı enteresan bir adam olduğunu anlatırlardı, şey yaparlar. Yani yönetimle de ilgili. O zaman oraya gitmeyi düşünen arkadaşlar öncelikle o ülke özelinde, yani tabii ki bir Afrika genelinde bakmak lazım, işte bir takım hastalıklar, bir hijyenle ilgili sorunlar. Ama bir taraftan da güvenlikle ilgili nispeten bir Orta Doğu'daki kadar sert şeylerin de karşı karşıya olmadığı. Önce Afrika genelinde, sonra ülke özelindeki şartlara bakarak ona göre karar vermek ve bir de orada çalışan insanlarla tabii ki çok yakın ilişki kurup onlardan olabildiğince geniş bilgiler almak ve bir de bizim videoları seyretmek belki, çünkü bundan sonra da biz Afrika'dan ve diğer ülkelerden konukları çağıracağız. Afrika ile ilgili bir dönem biz de bayağı bir Kenya ile çalışmıştık eleman temin etmek için. Şöyle bir şey geliyordu bize, hukukla ilgili, hukuk sisteminin tam oturmaması ile ilgili, özellikle bu tabii girişimcileri çok ürküten bir hukuk açıkları var diyordu. Sen ne diyorsun? Hukuk nasıl Afrika'da? O da ülke ülke çok değişebiliyor. Yani hukuk bizim mesela inşaat projeleri için şu açıdan önemli. İşverenle sonuçta bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmenin hükümleri var. Bu sözleşme hükümlerine işveren uymadığı zaman sizin onu İşverenin bir üst kurumuna claim edebilirsiniz veya mahkemeye gidebilirsiniz. Tahkim var mı? Tahkim var mı Afrika'nın her ülkesinde? Her ülkesinde yok. Yani Fas bu konuda daha iyi diğer ülkelere göre. İşte Tanzanya, Etiyopya gibi ülkelerde daha sıkıntılı olan konular. Fas'ta daha kolay çözülebiliyor. Yani tahkime gidilip veya işte burada claiminizi yapıp
İşte ben şu nedenle zarara uğradığım gibi, işverenin şu yapmadığı ve yaptığı bir şeyden dolayı. Bunları alma imkanımız daha fazla veya uluslararası tahkim, işte ICC gibi gidilip, tabii onun da üye olması gerekiyor o ülkenin. Ki gidip ICC'ye işte siz claim'inizi yapıp uzun vadeli çözülebilecek şeyler. O yüzden bu yatırımcıları korkutabiliyor. İşte biz Saudi Aramco ile Katar Petrol ile çalıştık daha önce. Bu gibi kurumlarda her şey çok açık. Yani project management tiple, team'le projenizi yapıyorsunuz. Bir claim'iniz varsa bir üst kurum, claim kurum, contracting department gidip orada olayınızı çözebiliyorsunuz %90 ihtimalle. Yani çok düşük bir ihtimal mahkemeye gitmeniz. Ama bu gibi ülkelerde daha çok mahkemeye gidip çözebiliyorsunuz. Çünkü böyle kendi işlerinde hani adaleti sağlayacak bir üst kurumları kendi işverenlerin genel itibariyle yok. Ama dediğim gibi ülke içerisindeki mahkemelere gidip sorununuzu çözebilirsiniz veya uluslararası tahkim. Dediğim gibi bunlar işi uzatıyor daha çok. O yüzden biraz yatırımcılar çekiniyor gibi bu ülkelere gelirken. Daha gelişmiş, bu sistemleri daha oturtmuş ülkelere nazaran. Ama dediğim gibi her şey sözleşmeye bağlı. Sözleşmenin bağlı bulunduğu kurullara, claimlere, nereye gireceği, hangi mahkemenin geçerli olduğuna, hangi ülkede hangi mahkeme benim sorunumu çözmeye yetkili. Bunlar sözleşmelerde çok önemli tabii ki. Sözleşme imzası aşamasında. Çok çok önemli. O zaman nasıl Şenolcuğum, toparlayalım mı yayınımızı? Biz Afrika ile ilgili farklı insanlarla, farklı ülkelerden yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Afrika işte yükselen yıldız, bu biraz klişe deyimle. Senin ekleyeceklerin var mı? Söyleyeceklerin var mı? Yani şundan bahsedebilirim. Genel itibariyle Fas deyince, Afrika denince insanlar bir kaçıyorlar. Gelmek istemeyebiliyorlar. Hani şirketler demeyeyim ama çalışanlardan, mühendis arkadaşlardan bahsedeyim. Fas iklimi 5 derece ile 35 derece arasında. Ne çok soğuk ne çok sıcak oluyor. Biliyor, haberlerde belki izliyorsunuzdur. Dünyanın en iyi gece kulüpleri Casablanca, Marrakeş'te. Ya, değil mi? Casablanca filmi yani, de var meşhur. Evet. Yani Hollywood yıldızları oraya gelip doğum günlerini kutluyorlar. Evet. Ben de bunu haberlerden duyunca garipsiyordum. Niye Afrika'ya gidiyorlar diye. Burada yaşadıktan sonra gördüm. Çok değişik kumarhaneleri var. Çok büyük kumarhaneleri var. Yani beklemezsiniz hasta olacağını. Çok güzel. İnanın kilometrelerce, işte bizim sahil mesela şu anda pencereden bakıyorum. 3 kilometre uzunluğunda bir sahil var şu anda bizim şeyde, projemizin yanında. Ve her taraf sahil. Yani nerede isterseniz denize girebiliyorsunuz. Çok güzel. Turizm inanılmaz otantik çarşıları var. Deri imalatı, seramik imalatı vesaire. Yani Afrika deyince böyle tek düze, tek bir yer, tek sıcaklık akıllara gelmesin. Her ülkenin farklı dinamikleri var. O ülkenin farklı dinamiklerini tabii dediğiniz gibi sizlerin videolarını izleyerek, çalışanlardan bilgi alarak öğrenmeleri lazım gitmeden önce, ki bir Türk şirketiyle gidiyorlarsa Türk şirketleri zaten orayı çok iyi analiz etmiş oluyor ve o şartları sağlıyorlar, işte güvenliği, sağlığı vesaireyi. Ama dediğim gibi sizin videolar bence çok faydalı ve sektörde bilinçlendirme adına arkadaşları çok önemli. Daha da fazla video olacaktır sonraki dönemlerde. Kesinlikle, değişik bölgelerde. Kesinlikle. Dediğim gibi bize de bir görev düşüyorsa ne mutlu. Her zaman sizlerleyiz Can abi. Sağ ol. Valla Şenol bizim videoları seyretti ve böyle bir 3 gün içinde hemen toparladı düşüncelerini ve paylaştı. Çok 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 teşekkür ederim Şenol'cum. Valla bu değerli. Ben teşekkür ederim abi. Sadece benle değil, bu videoyu seyreden dostlarla, takipçilerimizle paylaştığın için sağ ol. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Türkiye'ye geldiğinde de mutlaka ofisime beklerim. Seni ağırlamak isterim. Tabii ki. Kral Hasan Meydanı'nda değil, bizim Taksim Meydanı'nda. Çünkü Taksim Meydanı, Kral Hasan Meydanı benim bildiğim dünyadaki en büyük meydan. Öyle bir şey okumuştum bir yerde, alan olarak, yüz ölçümü olarak, ama biraz fazla beton bir meydan diye. Bilmiyorum şu anda değişti mi bu şeyde, ve Taksim Meydanı da betonlaştığında ya burayı Kral Hasan Meydanı'na benzetiyorsunuz diye eleştiriler vardı. Birden aklı o geldi, benim iş yerim de Taksim Meydanı'na son derece yakın. Kral Hasan Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na bir geçiyor. Çevre önemli. En son mesajımız olsun.
Yani çevre, biz yaptığımız inşaat işlerinde HSE diyoruz, Health, Safety, Environment diyoruz. Hep baret, ayakkabı aklımıza gelir, reflektif yelek gelir ama bunun bir E'si de HSE'nin Environment'tır, çevredir. Çevreyi de korumamız gerekiyor, kirletmememiz gerekiyor yaptığımız bütün imalatlarda. En son mesajım da bu olsun. Çok teşekkür ederim. İşte o çevrenin bizi başımıza açtığı dertlerden biri değil midir COVID-19'da aslında? Çevreye biz daha saygılı olsaydık, o vahşi hayvanları yerlerinden kovmasaydık, şimdi böyle iç içe girip de onlar kendileriyle beraber mikroplarını da bize getirmeyecekler. Yani her şeyin altında dediğin gibi bizim bu çevreye saygılı olmayışımız, dünyayı sanki kendimizin bir dünyası gibi, sahibi, efendisi gibi görmemizden geliyor. Konular çok uzun. Peki Şenolcuğum, çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir başka videoda görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler abi. İyi günler. Çok iyi günler. Sağ olun. İyi günler herkese. Sağ olun.